Merhabalar sevgili Yeryüzü TV izleyicileri. Yeniden bir yayınla karşınızdayız. Hoş geldin diyeyim Fatih de hemen sana. Ardından da yayına geçelim. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi bir dizi gündem var bugün ele alacağımız ama bunların en can yakıcı olanı, en sıcak olanı da Merkez Bankası'nın faiz arttırma kararı. Aslında Türkiye'deki finansçıların ağırlıklı bir çoğunluğu bu faiz arttırımının çok daha erken gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor idiler. Bu faiz arttırımının gerçekleşmemesi halinde de ekonominin aslında iyi gitmeyeceği temel bir vurguydu finansçıları için. Finansçılar diyorum, ekonomistler demeyi tercih etmiyorum. Çünkü ekonominin doğrudan dövize uygulanacak bir veya faiz politikasıyla, para politikasıyla düzeleceğine ilişkin bir görüş, gerçekçi bir görüş değil. Bunun üstünde bir takım hamleler yapıldığında iş biraz daha ekonomiye girer. Bu ekonomi kısmında da Mehmet Şimşek'in çözümlerinin elbette çok ciddi sınırları var ve bu çözümler, tırnak içinde çözümler, ağırlıklı olarak bizlerin üstüne basılarak gerçekleşecek çözümler. Zaten baktığımızda 2006 yılından bu yana Merkez Bankası verilerine toplumun sadece %5'i zenginleşmiş, %5'inin geri kalan kısmının tamamı ya yerinde saymış ya yoksullaşmış. Çok önemli bir kısmının yoksullaştığını söyleyebiliriz. Yani nihayetinde gördüğümüz şey bir ülke Merkez Bankası ve TÜİK'in verilerine göre aşağı yukarı 18 yıldan beri sadece bir küçük bir toplumu, %5'lik bir toplumu zengin etmiş. Geri kalan toplumun tamamı bu zenginleşmeden pay almamış. Bunun içerisine elbette gelir dağılımındaki eşitsizliğin yükselmesini vesaire eklediğimizde %5'lik bir kesimin bu gelir dağılımında dağın tepesine doğru tırmandığını, geri kalanımızın ise onun üzerimize basmasını seyrettiğimizi görüyoruz. Ne yazık ki bunu zaten aslında bu verileri doğrudan matematiksel bir alana dökmeden sokağa çıkarak, kendi cebimize bakarak, kendi yaşamımıza bakarak da anlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu yayını izleyenler arasında asgari ücretle çalışan bir sürü insan var. Daha üst gelir gruplarına mensup bir sürü insan var ve herkes burada %5'le ait olmadığı müddetçe yoksullaştığının öyle ya da böyle bir şekilde farkında. Bunun dışında bir dizi başlığa daha değineceğiz. Bunların temelinde de Kürt meselesine ilişkin bir dizi açıklama geliyor. Biz bu açıklamaların öncesinde elbette geçtiğimiz haftada Türkiye içerisinden gelen bir takım açıklamaları ve bunun öncesinde ABD ile kurulan ilişkileri de bir kısa özetlemiş değilmiş idik. İstersen bu ekonomi kısmından başlayalım abi. Çünkü bu tarz faiz arttırımları gibi durumların ve bunun üzerine vergi artışlarının ağırlıklı olarak seçim sonrasında gerçekleşmesi daha fazla beklenmesi bir durumdu. Hani faizde yapılan bir artışın zamanlama olarak belki şöyle bir yorum olabilir. Hani dolarda bir kısmi frenleme anlamı taşır. Bundan kaynaklı olarak bir motivasyon yaratabilir AKP için denilebilir. Her ne kadar ben yarın sabahtan itibaren doların eski yerine doğru döneceğini düşünüyor olsam da bununla beraber bu gelişmenin dışında bir dizi başka gelişme olacak. Yani faiz arttırımlarının bir takım bedelleri olacak. Bu bedeller daha önce de bunları kısmen değindi, konuştuk. Bir işsizlik dalgasına dönüşecek ama bu işsizlik dalgası meselesi seçimlerin arkasına sarkacak muhtemelen. Bu yüzden de böyle bir zamanlamayı tercih ettiler gibi duruyor. Ya evet, yani normalde aslında işte Aralık sonu itibariyle parasal sıkıştırmayı durduracaklarını vaat etmişlerdi Merkez Bankası. Fakat iş öyle olmadı. Çünkü son iki ayda bakıldığında dolara, dövize inanılmaz bir talep geldi. Çünkü herkes şöyle düşündü. Seçimler bittikten sonra işte doları bir kez daha 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi salacaklar. Dolayısıyla şimdiden ne kadar alırsak o kadar kârdır diye düşündü halkımız, toplumumuz. Cebinde ne kadarı varsa işte 3-5 kuruş vesaire. Şimdi bunu bir yanıyla şöyle bir şey var Çağlar. Yani öyle bir güvensizlik hali var ki toplumda TL'ye, yani siz istiyorsanız mevduata %100 faiz verin. Daha çok para kazandırsın örneğin dolardan. Fark etmiyor. Çünkü adam dolar aldığında onun enflasyonun üzerindeki getirisine bakmıyor aslında. Onu bir tür böyle geleceğe yönelik garanti olarak görüyor. Asla düşmeyeceğini düşünüyor. Eninde sonunda bir yere varacağını düşünüyor ve cebinde dolar olması ya da banka hesabında dolar olması onu başka bir şekilde tatmin ediyor. Bu nedenle de dolara yönelik
Euro'ya yönelik inanılmaz bir talep patlaması oldu. Ve son günlerde de zaten iktisatçılar şunu ortaya koydular, gösterdiler. Merkez Bankası yine aslında nebati programına uygun bir şekilde kuru tutmak için inanılmaz bir şekilde dolar satmış, döviz satmış. Ve aslında Merkez Bankası rezervleri bir kez daha nebati dönemindeki seviyelere hemen hemen inmiş durumda. Eğer dolara, dövize böyle bir talep olmasaydı, kuru belli bir ölçüde tutabilselerdi faiz artışı yapmayacaklardı. Ama tutamadılar ve mecburen seçimlere de işte 10 gün kala yaptılar. Buna izin verilmesinin, yani Erdoğan tarafından izin verilmesinin gerisinde bence şu var. Ha, önce şunu söyleyeyim. Yani Batı'da bir takım yorumlar yapılmış bugün. Merkez Bankası bağımsızlığını ilan etti diye. Ben de sosyal medyada dalga geçtim. Yani eğer gerçekten saraydan habersiz bir şekilde bu faiz arttırımının yapıldığını, Merkez Bankası yöneticilerinin kendisilerinin inisiyatifiyle yaptıklarını düşünen biri varsa, ya köprü satalım onlara, elimizde köprü var işte, yani satarız, hiçbir şey olmaz. Sarayın izniyle yapılmıştır bu ve şöyle düşünülmüştür. Bugün yapılacak bir faiz artışının etkileri 10 gün içerisinde görülmez. Yani olumsuz etkileri görülmez. Ekonominin çarkları uzun vadede yavaşlayacak vesaire, bunları biliyoruz. Ama 10 günde bir şey olmaz. Dolayısıyla hiç olmazsa seçime 10 gün kala böyle bir faiz artırımı yapılırsa bir 10 gün daha örneğin kuru tutma şansımız olur diye düşündüler ve buna izin verdiler. Dediğim gibi diğer asıl makro mesele zaten çok açık. Yani rezerv meselesi, dolara olan talep meselesi, Merkez Bankası'ndan sürekli kura müdahale etmek zorunda kalmaları buraya getirdi meseleyi. Şimdi bir sürü buradan konuşulabilecek hikaye var. Yani tek tek gitmeye çalışalım. Birincisi şu, memlekette artık faiz böyle doymak bilmeyen bir canavara dönüştü. 50 yaptınız, gelecek ay 60 yapın, öbür ay 70 yapın. Nereye gidecek mesela? Şu elbette ki doğru. Yani hani rasyonel deniliyor ya, rasyonel politikalar. Elbette ki bir ülkede normal şartlar altında faiz oranlarının enflasyon oranlarıyla başa baş olması beklenir. Neden? Nedeni şu. Çünkü eğer sizin cebinizde biraz paranız varsa, onu faizle değerlendiriyorsanız, size faiz getirisi, o paranın size getireceği faiz getirisi minimum olarak enflasyonla başa baş olmak zorunda ve aslında da bir tık fazla yukarıda olmak zorunda ki sizin paranız değer kaybetmesin, hatta kazanç sağlamış olun. Bu nedenle de elbette ki buraya kadar teknik düzlemde bu mesele doğru. Yani bir ülkede %70 enflasyon varsa %10 faiz olmaz. Bu zaten mümkün değil. Buna kimse itiraz etmiyor. Fakat dövize esas... Dövize kaçışı engellemek istiyorsan da %70 enflasyon varsa minimum %72-73 bir faizle karşısına çıkmalı. Onu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki yani hani kendi parasında değerlendirecek, mevduatta değerlendirecek bir tasarruf yapan kişi, yurttaş... Parasını değerlendirirken azıcık rasyonel hesap yaptığında enflasyonun minimum seviyede de olsa üstünde gelir elde etmeli ki gidip TL satın alsın, yerli para satın alsın hangi ülke için konuşuyorsak. Öyle olmadığı zaman ne olur? Elbette ki dolara, dövize, farklı paralara yönelir. Burada hiç kimsenin itirazı yok. Zaten hani neoliberal iktisatçılar da bize teknik olarak bunu söylüyorlar. Diyorlar ki yerli paraya yönelmeyi sağlamak için, tasarrufları arttırmak için, talebi düşürmek için faizleri arttırmalıyız. Şimdi teknik olarak mesele buraya kadar doğru. Fakat iş bundan sonra başlıyor. Ya birincisi şu. Enflasyonla mücadelenin sadece ve sadece faizleri arttırarak yapılabileceği yönündeki neoliberal varsayım bütünüyle boş, altı boş, temelsiz, geçersiz. Ama aslında bir yandan da şöyle, sınıfsal bir karakter taşıyor. Enflasyonla mücadelenin yükünü hangi sınıflara bindireceğinizle ilgili bir problem bu. Yani eğer siz o para politikasının yanına, yüksek faiz politikasının yanına örneğin işte zenginleri vergilendirmeyi, yüksek karları vergilendirmeyi, işte bir takım sermaye kontrolleri getirmeyi, borsa, döviz, faiz kazançlarını bir şekilde vergi alarak domine etmeyi bunları düşünürseniz o zaman olabilir. Ama siz şimdi sadece faizleri arttıracaksınız. Bu faiz arttırımının en temel, bundan en çok etkilenecek kesim elbette ki alt sınıflar, emekçi sınıflar geliriyle, yani ücret geliriyle yaşayan insanlar olacak. Neden? Nedeni çok basit. Faizler arttıkça bir, giderek daha büyük maliyetlerle borçlanmaya başlayacaksınız. İki,
Patronlar kolay kolay ucuz krediye ulaşamayınca, ki o patronların hangi fraksiyon olduğunu birazdan söyleyeceğim, işçi çıkarmaya başlayacaklar. Yani ekonominin çarkları yavaşlayacak. Ekonominin çarkları yavaşladığında toplum hem daha fazla maliyetle tüketecek hem de işsizlik artacak. Bu nedenle de dünden beri mesela holding profesörlerinin, neoliberal iktisatçıların, güya muhalif gibi görünen iktisatçıların hükümete, iktidara faizleri düşürün, faizleri düşürün derken yaptıkları şey bu anlamda çok sınıfsal. Yani şimdi hep konuşuyoruz, güya toplumun muhalif diye bildiği bir takım iktisatçı kanaat önderleri var. Ya onların da işte hani ortalamasını Özgür Demirtaş oluşturuyor. Özgür Demirtaş'a sorsanız faizler bugün %100 olmalı. Çünkü tek anladığı o. Senin dediğin gibi adam iktisatçı değil, finansçı birincisi. İkincisi sermayenin has adamı. Bir de onun kadar popüler olmamakla birlikte ya inanılmaz liyakatleri olan, şunları bunları olan adamlar da örneğin faiz arttırımı dışında başka bir seçenek topluma sunmuyorlar. Faiz de faiz. Ya bu giderek bir fetişizme dönüştü. Yüksek faiz fetişizmi var memlekette. Ve işin kötü tarafı şu, burada ideoloji tartışmasına girmek lazım. Kitleler güya muhalif olan bu iktisatçılar tarafından faiz arttırımının kendi çıkarlarına uygun olduğuna ikna edildiler. Yani hani koyunun bıçağı yalaması meselesi. İdeoloji... Faiz arttırın, faiz arttırın diye yalvaran biriler var ortalıkta. Tabii. Yani sadece işte dediğim gibi holding profesörleri değil, onları gerçek iktisatçı zanneden, halkın çıkarlarını düşündüğünü zanneden milyonlarca kişilik bir toplam Türkiye'nin faiz arttırmadan bu süreçten çıkamayacağını, mutlaka faiz arttırması gerektiğini düşünüyor. Ama bunu düşünen kitleler yarın bankaya gittiklerinde daha fazla maliyetle borçlanacaklar. Faiz arttırımı yapanlar aynı zamanda örneğin nakit avansa da faiz arttırımı koyuyorlar. Kredi kartının minimumuna da asgarisine de faiz koyuyorlar. Adam sana diyor ki sen tüketmeyeceksin. Tüketmeyeceksin dediği de öyle hiç araba, lüks eşya falan filan değil ya. Daha az ekmek alacaksın diyor. Bunu metafor anlamında söylemiyorum. Evine daha az süt girecek, evine daha az et girecek, evine daha az peynir girecek. Aç kalırsan bugünkü açlıktan kurtulabilirsin diyor. İdeolojinin gücü burada. Şu şey tartışması şimdi. Mehmet Şimşek'in seçimden sonra vergi artışı yapmayacağız. Ama kimi vergi kalemlerinde oransal değişikliklere gideceğiz açıklaması. Şimdi yani şunu yapacak aslında. %8 KDV olanları %18'e çekecek. %1'leri %8'e çekecek. Ama mesela sıfırlık kalemler var. Senin söylediğin gibi yani doğrudan zenginlere hitap eden bir takım mal ve hizmetler, ürünler, bunlar vergilendirilmiyor. Yani sen ekmek alırken vergi ödüyorsun ama lüks bir yat alırken vergi ödemiyorsun. Çağlar, %1 vergi şu an temel gıda ürünlerinde var. Onu %8 yaptıklarında insanların zaten şu an hepimizin gıdaya ulaşmakta, yani rafta bulmamakta anlamında değil, gücümüzün yetmemesi, alım gücümüzün yetmemesi anlamında buna eklenecek puanı düşün. %1'den KDV %8'e çıkacak. Başka zaten Mehmet Şimşek'in bildiği bir şey de yok, başka bir şansı da yok. Yani nasıl ki ilk geldiğinde bütün vergilere şuna buna anında zam yaptıysa, şimdi 1 Nisan itibariyle elektrik, doğalgaz, KDV, ÖTV bunların hepsine zam yapacaklar ve bu da sınıfsal bir tercih. Yani zenginden vergi almayacağı için hep konuşuyoruz bunları burada. Senden benden bir vergi alacak. Ama tekrar şu ideoloji meselesine dönelim. Şimdi ya çok önemli. Hani bir toplum nasıl yönetilir? Hep şöyle söylenir. Yani sadece zor aracılığıyla yönetmezsiniz toplumları. Rıza üretmeniz gerekir. Hegemonya böyle kurulur. Yani Gramsci'ye atıf yapmış olalım. Zor artı rızanın bir bileşimidir hegemonya. Ama mutlaka insanların rızasını almanız gerekir. Napolyon'a atfedilen bir söz vardır. Der ki kılıçla her şeyi yapabilirsiniz ama sadece kılıcın üzerine oturamazsınız. Öyle yönetemezsiniz ülkeyi. Bu nedenle de tarih boyunca sömürü düzenleri aynı zamanda insanları sömürülmelerinin ne kadar normal olduğuna ikna etmeye çalışmıştır. Bugün Türkiye toplumunda inanılmaz bir ikna mekanizması var. Yani o iknayı örneğin Mehmet Şimşek yapamıyor. Yani Mehmet Şimşek kitleleri nasıl sömürüleceklerine ikna edemiyor. Onu, o kitleyi sömürüye ikna edenler güya iktidara muhalif olan iktisatçılar. Bu çok önemli. Yani Mehmet Şimşek'in popülaritesi örneğin Özgür Demirtaş'tan daha az ve Özgür Demirtaş orta sınıfı, beyaz yakalıyı
daha çok sömürülmesi gerektiğine, kemerini daha çok sıkması gerektiğine, bu programa itiraz etmemesi gerektiğine ikna etmeye çalışıyor. Üstelik bunda da başarılı oluyor. Kapitalizmin en büyük bence başarılarından biri bu. Adam sana diyor ki seni diyor sömürdüler 2021-2023 arasında inanılmaz bir şekilde yoksullaştın. Yoksullaştıran kim? AKP iktidarı. Peki şimdi ne yapalım diyorsun? Diyor ki şimdi de AKP iktidarının, Erdoğan'ın, seni sömüren, yoksullaştıran iktidarın senin önüne koyduğu kurtarma reçetesine razı ol ki ve biraz daha yoksullaş ki belki böylece tüm o total yoksulluktan kurtulabilirsin. Ya böyle bir delilik olabilir mi? Adam seni bilerek yoksullaştırmış. O hep konuştuk, iş bilmezliğin ürünü değil. Tam tersine sermayenin programlarından biriydi bu. Faizler yapay olarak aşağıya çekilsin, kur yükseltilsin, patronlara ucuz kredi verilsin, emek maliyetleri dolar bazında aşağıya düşsün ve çarklar dönsün. Pandeminin üzerine bunu kurguladılar adamlar. Bu hiçbir şekilde iş bilmezlik değildi. Fakat sonra makro dengeler memleket sonuçta bir... İş bilmezlikten de öte bayağı Erdoğan'ın tekerini döndüren bir iş bilirlik. Tabii bu programdı, bu bir programdı, bilinçli uygulandı. Ama memleketin döviz rezervleri buna yeterli değildi. İthalatı, ihracatı, dış ticaret açığı sürdürülebilir gibi değildi. Başka yere gidiyordu ülke, iflasa gidiyordu, ödemeler dengesi krizine gidiyordu. Müdahale etmek zorunda kaldılar. Erdoğan ikna edildi ya da azıcık kafası çalışıyorsa o da gidişatı gördü. Şimdi gelinen nokta neresi? Şimdi gelinen nokta adam sana diyor ki ben faizleri indirdiğimde de sen yoksullaştın, bedel ödedin. Şimdi faizleri yükseltiyorum, bunun bedelini sen öde diyor. Ve bunu topluma anlatanlar, Mehmet Şimşek falan değil, kimsenin umurunda değil mesela Mehmet Şimşek'in ne söylediği. Burada topluma ideolojik girdiği yapan, hegemonyayı, ideolojik hegemonyayı kuranlar güya kendilerine muhalif diyen ama tamamıyla piyasacı, tamamıyla sermayenin has adamı, figürü olan tipler. Hele bir de aralarında böyle kendilerine solcu falan filan diyenler var. Onları hiç yani ağzıma almak istiyorum. Çünkü o zaman başka şeyler söyleyebiliriz. Yani bir insan kendisine solcu, Marksist, sosyalist deyip iktisatçı olup faizler arttırılmalı, faizler arttırılmalıdan başka bir şey söylemiyorsa orada ona söylenebilecek çok büyük laflar vardır ama neyse burada söylemeyelim. Öbürünü anlayabiliyorum. Adam zaten bilmem ne bankasının yönetim kurulu üyesi. Bilmem ne holdingde bilmem ne görevi var. E peki sen kendine Marksist diyorsun, emekçilerin yanındasın. E nasıl olacak? Sürekli faiz, sürekli faiz, bundan başka bir şey bilmiyor musun? Sorsan kendilerine solcuyum, sorsan Marksistim. Yok böyle bir şey. Ha netice itibariyle bu ideolojik hegemonyanın nasıl kurulduğu son derece önemli. Seninle burada konuştuk defalarca. Bu memlekette roman yazılmıyor, film çekilmiyor, şiir yazılmıyor. İşte tüm bunların neticesinde sol artık o kültürel hegemonyasını da kaybetmeye başladı dedik. Doğru. Bu her yer için geçerli. Ekonomi alanında da geçerli. Yani çıkıp emekçilere tüm bu izlenen program sizin yarar zararınızadır kardeşim. Bunlar sizi sömürmek için yapıyorlar bunu diyebilecek bir avuç insan kaldı. Ama bakıyorum ben Özgür Demirtaş'ın 6 milyon takipçisi var sosyal medyada. İnanılır gibi değil bu rakamlar yani. 6 milyon insan, çoğu da gençtir bunların, Demirtaş'ın ağzından çıkanların doğru olduğunu düşünüyor. Şimdi mesela Demirtaş'a sorsanız bugünkü faiz arttırımına göbek atıyordur. Çünkü zaten finans kapitalin temsilcisi. Zaten herifin kafasındaki tek proje enflasyonu nasıl düşürürüz? Halk kuru ekmek yesin. Ne olacak ki? Bir önemi yok ki. Enflasyon düştükten sonra halkın başına ne geldiğinin, emekçilerin ne çektiğinin, insanların evine ekmek götürüp götüremediğinin bu adamlar açısından hiçbir önemi yok. Ama hegemonya buradan kurulmuş, insanlar buraya ikna edilmişler ve bu süreç böyle devam ediyor. Şimdi bu hikayenin yani bugünkü faiz arttırımının bence bize söylediği bir şey var. Bu hegemonya tartışmalarını, ideoloji tartışmalarını bence hep yapmak durumundayız ama şimdilik bir kenara bırakalım. O da şudur. Daha önceki haftalarda konuşmuştuk. Erdoğan eğer emeklilere para vermiyorsa Şimşek programına ikna olmuştur demiştik. Seçimden hemen 10 gün önce bu faiz arttırımına izin vermiş olması seçimden sonra Mehmet Şimşek programıyla yola devam edileceğinin en büyük işaretidir. Bu çok net, belli yani. Hatta yani şöyle bir söylenti var ki hani şu son yapılan adımların hepsi bu anlamda bence o söylentiyi destekleyen de parametreler. Yani IMF ile bir standby anlaşmasının yapılabileceğine ilişkin bir söylenti var.
hani ekranlarda vesaire söyleniyor ama yani şimdi şu iki şey, bir Erdoğan'ın emeklilere zam yapmayı reddetmesi, ise faizlerin şöyle bir dönemde yükseltilmesi sanki adım adım IMF ile bir anlaşma yapılacakmış gibi gösteriyor. Hani zaten bir IMF'siz IMF politikası uygulayacaklar başka veya uygulanıyor şu an. Ama doğrudan para girişi için IMF ile bir anlaşma da yapabileceklermiş gibi bir izlenim doğuyor açıkçası bende giderek. Yani olabilir. Ben biraz düşük ihtimal görüyorum bunu. Çünkü o Erdoğan'ın en büyük tükürüklerinden birini yalaması anlamına gelir. Yapmaz diyemem. Erdoğan sürekli U dönüşler yapar vesaire. Ama bu çok kolay göze alınabilecek bir şey değil. Bir sürü açıdan göze alınabilecek bir şey değil. Ama zaten çok da önemli değil. Şu anlamda önemli değil. Dediğin gibi zaten bir IMF'siz IMF programı şu an izleniyor, ediliyor. Ha belki gerçekten yabancı sermaye tüm bunlara rağmen gelmezse ve acayip bir darboğaz ihtimali ortaya çıkarsa, yani yeni bir ödemeler dengesi krizine memleket giderse, o zaman belki düşünebilirler yani ikinci Arjantin olma yolunda bir takım adımlar atılırsa belki. Ama çünkü şu an biraz eksi 70 milyar doların üstüne çıktı rezervler. Ayrı zamanda yıl sonuna kadar 280 milyar dolar civarı bir ödeme var. Tabii bu 280 milyar dolar yani cari açığın daha fazla büyümeyeceği olasılığı üzerine, cari açıkta bir olası büyümeyle 300 milyar doların da üstüne çıkabilir. Böyle bir durumda biraz daha oraya doğru yürüyebilirler. Evet, şey, şimdi katılıyorum. Hani Erdoğan'ın bu tarz bir tükürüğü geri yalamak istememeyecek olması anlaşılabilir ama muhalefetsiz mevzuda, yani değnek köpeksiz köyde değneksiz dolaşma hikayesi ellerini rahatlatıyor açıkçası. Yani şöyle bir dönemde İsrail'e yağmur gibi yardım veya malzeme göndermeye devam eden bir AKP, buna çıtını çıkarmayan bir muhalefet, limanların önüne kendini demirlemeyen bir muhalefet, bu muhalefete her şeyi kabul ettirirsin zaten yani. Tabii muhalefetten dolayı bence bir sıkıntısı yok. Kendi tabanıyla bir takım problemleri olabilir. O konuyu belki birazdan konuşuruz ama İsrail'le ticaret AKP'nin tabanında ciddi etki yaratıyor. Ciddi tepki yaratıyor ve yeniden refaha giden oyların bence önemli bir bölümünde bunun etkisi var. Yani buradan şunu söylemek lazım. Eğer AKP'nin oyları diyelim ki 4-5 puan düşecekse, bunun 4-5 puanın 1-1,5'u bu İsrail'le ticaret yüzünden düşecek. Ve bunun da örneğin yaratıcısı Metin Cihan olacak. Gerçekten adam son 1,5-2 aydır koskoca bir iktidarı muhalefetin yapamadığı şekilde ciddi anlamda zora düşürdü. Her yerde bakanlara yönelik protestolar var. Bir kişi, iki kişi, üç kişi fark etmez ama tabandaki rahatsızlığın o kadar açığa çıkması gerçekten de bu ticaret filolarının ifşa edilmesiyle ilgili. Bu anlamda çok yani önemli. Şeyi de gösteriyor yani, şimdi taban çok çürümüş. Parti çürümüş, taban da çürümüş. Çünkü böyle bir durumda atıyorum bir CHP iktidarı olsa da İsrail'li ticareti sürdürseydi AKP tabanı şu an yakardı orayı. Tabii ortalık yıkılmıştı bu anlamda. Ama ağızlarını açamıyorlar. Yani bu çürüme, bu kokuşmuşluk başka bir yerde yok ki, dediğin gibi %1, %2'yi etkiliyor. Yani orada bir soykırım yapılıyor ve soykırımın ortağı olmaktan, ortağı bir partiyi desteklemekten rahatsız olan kesim %1, %2. Hadi diyelim biz yanlış anladık %3. Tabii çünkü şuna inanıyorlar. Yani reisin bir bildiği vardır. Bunu yapıyorsa bunun nedenleri vardır vesaire diyorlar zaten. Şimdi dediğim gibi bu bir sinyal. Seçim sonrasında yaşanacakların ilk işareti. Seçim sonrasında Erdoğan şunu düşünüyor. Hiç olmazsa en az 1,5-2 sene bir seçim olmayacak. Ya anayasa tartışmasını getirirler, ederler, bu ayrı bir şey. Ama eninde sonunda bizi bekleyen şey bu kemer sıkma programının bir boğaz sıkma programına dönüşmesidir. Eskiden nasıl yapılıyordu Çağlar? Şöyle yapılıyordu. Sabit kur rejimi varken örneğin bir gecede devalüasyon yapılıyordu. TL'nin alım gücü çat diye düşürülüyordu. Ve aynı gün kit ürünlerine zam yapılıyordu. Çünkü üretimin çoğu hala kit üzerinden devletin elindeydi. Şeker pancarı, şu bu bilmem ne falan filan. Şimdi izlenen kemer sıkma programı nedir? Birincisi tamam, elektriğe doğalgaza zam. İkincisi kit ürünleri doğru, kit kalmak için hepsini sattılar. Kit ürünü yok. Vergilere zam yapalım. Özellikle dolaylı vergilere tabii ki zam yapıyorlar. Yani patronların ödeyeceği vergiye herhangi bir zam yapılmıyor. KDV'ye, ÖTV'ye yapılıyor. Sen ben ödüyoruz onu. Ve üçüncüsü şu.
finansal sıkılaştırma üzerinden insanlar zaten borcu borçla çevirirken, kredi kartıyla yaşayabilirken, tüketici kredisiyle yaşayabilirken, yani zaten bankacılık sisteminin kölesi olmuşken, ki bu çok net bir şekilde aslında bir distopyadır. Ya biz bir distopyanın içerisinde yaşıyoruz. Yani böyle 10 tane banka var mesela, bir bilim kurgu filmi düşünün. 10 tane bankaya çalışan milyonlar aldıkları maaşı ertesi gün oraya yatırıp oradan tekrar borç alıp daha yüksek faizle onunla hayatta kalmaya çalışan bir canlı türü düşünün. Şu an dünya ve Türkiye bu canlı türüdür. Çok net bir şekilde finans kapital diye Marx'ın ta 1800'lü yıllarda anlattığı o mekanizma, o canavar insan karşısında şu an kendi özerkliğini ilan etmiş durumda. İnsan denilen canlı türü finans kapital denilen cansız bir varoluş biçimine ya da cansız bir mekanizmaya gece gündüz kölelik ediyor. Ha, o cansız mekanizmayı da çeviren işte çok küçük bir azınlık var. Distopya bu değilse nedir zaten? Tam olarak budur. E şimdi bu süreçte bu distopya daha da derinleşecek. İnsanlar bankalara daha fazla borçlanacaklar. Kredi kartının minimumunu, asgarisini ödeyemeyecekler. Borç alamayacaklar. Borç daha köleliği borç daha köleliği denilen sistem daha da artacak. Yani daha beter bir şey olacak. Elbette ki işsizlik. O taksitlendirme düştüğü için hiç alışveriş yapamama haline gelme işi, özellikle konut gibi, araç gibi alanlarda hacizlerin miktarı artacağı için bir ekstra tekelleşme yaşanacak. Yani biz 20 yıl içerisinde konut sahipliği oranının toplumun %65'i konut sahibiyken %49'a 48'e düştüğünü gördük. Böyle bir sürecin sonunda bankalar daha fazla eve el koyacaklar ve toplumda konut sahipliği oranı bile %30'lara doğru gerileyecek. Belki ki bu, yani hani küçük Amerika olacağız diye çıkılan yolda küçük Hindistan olmak anlamına gelecek. Tabii bu aynı zamanda kapitalizmin aslında rasyonel değil, irrasyonel bir sistem olduğunu da gösteriyor. Çünkü eninde sonunda kapitalistlerin ürettikleri ürünlerin piyasada satılması gerekir. Ama siz finans kapital, sanayi fraksiyonları, şunlar bunlar kendi aralarında ve sistem sürekli öyle bir kriz ve mücadele üretiyor ki adam diyor ki ben çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, bunları üretiyorum, bunları satmam lazım. Kapitalizmin doğasında bu var. Ama sonra diyor ki bunların alınmasını düzenin bekası adına biraz geçici de olsa zorlaştırmak durumundayım. İşte orada da stagflasyon denilen hikaye ortaya çıkıyor. Yani enflasyon artmaya devam edecek memlekette ya da düşse de görece daha düşük olacak. Yani düşme oranı düşük olacak. Öte yandan da bir işsizlik, durağanlık, yani ekonomide bir durgunluk. Bir sonraki atılıma kadar kapitalizmin kendi krizini, yani biz hep bölüşüm krizinden konuşuyorduk son 2-2,5 senedir. Kapitalizm kriz yaşamıyor bildiğimiz anlamda diyorduk. Neden? Şu anlamda yaşamıyordu. Çünkü normalde kapitalizmin kriz yaşadığını söylemek için üst üste 3 çeyrek 4 çeyrek küçülmesi gerekir ekonominin. Küçülmüyor. Türkiye ekonomisi küçülmüyor. Ama Haziran ayından itibaren muhtemelen adım adım bir küçülme gelecek. Ve o zaman işte biz kapitalizmin o durağanlığını, stagflasyon denilen olguyu, enflasyon arttığı halde işte işsizliğin azalmadığını vesaireyi göreceğiz. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi bu nedenle de hani sürekli 1 Nisan konuşuluyor. 1 Nisan itibariyle işte bu ülkede ekmek artık aslanın ağzından olmaktan çıkacak. Aslanın midesine inecek. İnsanlar daha zor geçinecekler. En temel, en insani haklara ulaşmak daha zor hale gelecek. Ve üstelik AKP bunları senin de söylediğin üzere, yani köpeksiz köy olduğu için değneksiz gezerek yapacak. Yani mevcut haliyle bu muhalefetin herhangi bir şekilde buraya bir çözüm üretmesi, buradan bir toplumsal muhalefet örgütlemesi, buradan yeni bir muhalefet dalgası çıkarması, işte işçileri, emekçileri, köylüleri herhangi bir şekilde sokağa dökmesi, bunlar mümkün değil. Yani adam gece gündüz konuşuyor, diyor ki köylülere diyor buradan sesleniyorum diyor, mazot diyor işte AKP döneminde şu kadar oldu, biz gelirsek şu kadar yapacağız. Ama örneğin mazotun ucuzlaması için bir köylü eylemi örgütlemek gibi bir fikir yok ortada. Asgari ücreti 17 bin lira, emekli maaşları 10 bin lira. Ama işte her gün çıkıyor mitinglerde, biz diyor emeklilerle ittifak kurduk diyor. Ama örneğin emekliler üzerinden bir toplumsal muhalefet dalgası yaratmaya dair bir irade yok. Asgari ücret üzerinden yok.
işte akademisyen maaşı üzerinden yok, genel olarak ekmeğin küçülmesi üzerinden yok. Hiçbiri yok yani. Ve hiçbiri olmadığı sürece de bu iş böyle gider. Dünyanın hiçbir yerinde, hep konuştuk bunları, Erdoğan tarzı rejimler sadece sandığa kilitlenmiş bir siyasetle, seçimden seçime insanları bir şekilde politize etmekle gitmez. Ya Franco gitmemiş, Salazar gitmemiş, yani hiçbiri gitmemiş baktığın zaman. İkinci Dünya Savaşı olmasa Hitler gitmeyecek belki. Bu işler yani böyle olmuyor. Sonra da çıkıp boş tencere iktidar değiştirmiyor diyorlar. Hayır, boş tencere iktidar değiştirir. Ama sen boş tencereyi sallayabilirsen, boş tencereyi kafalarına sokabilirsen, boş tencereyi insanların gözüne gösterebilir, sokabilirsen hükümetleri devirir, rejimleri değiştirir veya neyse sıkıntı, onun aşılması için bir adım atılmasını sağlar. Ama evinde oturduğun zaman elbette giderek köreleşirsin sadece. Hiçbir iktidar değişmez. Evet, tam olarak gidişat Türkiye toplumunun giderek köreleştirilmesidir. Borçla esir alınmasıdır, faizle esir alınmasıdır, kredi kartıyla esir alınmasıdır. Daha az tüketmesidir, daha çok yoksullaşmasıdır ve yoksullaştıkça da kendi gücünün farkına varmayıp sinmesi, korkması, ürkekleşmesi, sesini çıkarmaz hale gelmesidir. Esas mesele bu. Yani toplumlar zaman zaman kendiliğinden harekete geçerler. Bu olur, bir öfke patlaması olur eder ama bu biraz nadir bir durumdur. İnsanlara öncülük edecek, onların sesini duyuracak, onlara bakın yalnız değilsiniz diyecek bir siyasete ihtiyaç var. Ya hep söylüyoruz, sosyal solun gücü şu an buna yetmiyor. Çalışıyor, ediyor, bilmem ne falan filan ama en azından hep söylediğimiz üzere düzen muhalefeti olabilirsiniz ama majestelerin muhalefeti olmayın hiç olmazsa. Bugün CHP ve diğer partiler, diğer partileri tamamen bir kenara bırakıyoruz zaten bir şey yapmayacaklarını bildiğim için. CHP majestelerin muhalefeti olmaktan azıcık daha öteye geçip düzen muhalefeti olsa bu ülkede çok şey değişir. CHP düzen muhalefeti bile olmaya hevesli değil. Yani iktidarı indirip yerine kendisi iktidar olmaya yönelik bir stratejisi yok, bir öngörüsü yok. Bu olmadığı zaman da CHP'nin ya da yani bırakın CHP'yi, yol açacak bir öncünün olmadığı, %25 oyu alan bir partinin yol açmadığı bir konjonktürde zaten %1 bile oyu olmayan, tabanı olmayan, hala 12 Eylül darbesini 90'ları atlatamamış bir solun onun da şansı olmuyor maalesef. E şimdi seçimden sonra göreceğiz yani, bakalım Özgür Özel CHP'si, İmamoğlu CHP'si memleket buraya anlattığımız yere doğru giderken, ki biz bunu yeni söylemiyoruz. Bir senedir gidişatın nereye doğru olduğunu, 2024'te ülkenin başına neler geleceğini zaten anlatıyoruz. E şimdi göreceğiz bakalım bu gidişata dur diyebilecek bir yeni strateji karşımıza çıkacak mı? Çıkarsa o zaman onun sonuçlarını konuşuruz. Çıkmazsa Erdoğan bu ülkeyi kuru ekmeğe talim ederek dahi, ettirerek dahi yönetmeye devam eder. Evet, yani Can'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından bir miting yapmayı da beceremeyen bir muhalefete karşı Erdoğan bu anlamda çok şanslı. Ne yazık ki bizler de bunun arkasında kalıyoruz. Şimdi bu denklemin bir de devamı var. İktisadi kriz, ekonomik kriz ve bununla birleşik olarak siyasi krizle beraber aslında hükümet ikinci bir adım atıyor. Bunlardan bu şu an son dönemde biraz daha fazla gündeme geldi, tartışılmaya başlandı. Kürt meselesinin yeniden açılması başlığı. Bu başlığa ilişkin herkes bir şeyler söylüyor. Bu konuda konuşmayan tek bir isim var. O da Erdoğan. Erdoğan bu başlığa hiç girmemeyi tercih ediyor. Bunun bir takım sebepleri var. Bunu konuşacağız bir yandan. Bununla beraber bu ilişkiyi devam ettiren bir ABD çıkarması oldu AKP yönetiminin. Ardından da bir Kuzey Irak çıkarması. Daha doğrusu önce Bağdat, ardından Kuzey Irak bölgesinde bir takım AKP'li bakanların, Dışişleri Bakanlığı'nın, Milli Savunma Bakanlığı'nın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın ziyaretleri oldu. Irak'la bir takım anlaşmalar imzalandı. Irak ilk defa PKK için yasa dışı örgüt dedi. Ve bir dizi gelişme yaşandı. Türkiye içerisinde de bunun yansımaları oldu. En son Leyla Zana yeni bir barış sürecine hazır mıyız açıklaması yaptı. Şimdi bir denklem yazılıyor. Bu denklem tek başına Türkiye'nin Kürt hareketiyle bir yeniden görüşmesi, yeniden ilişkilenmesinin çok daha ötesinde bir yere gidiyor. Hatta bu Kürt hareketini de aşan hali var. Yani Türkiye'nin Somali'ye asker göndermesine Batı'nın destek vermesinden tutun da böyle bir denklemde Batı'nın Türkiye'ye rol vermesi bir dizi şeyin değiştiğini
gösteriyor. Erdoğan'la Batı arasındaki ilişkilerde belli ki hani Erdoğan'ın gitmeyeceği, Erdoğan'ın zayıflamadığı ve Türkiye'de bir alternatifin oluşmadığı algısının oluşması, oturması Batı'da Erdoğan'a ilişkin yeni misyonlar yükleme kısmını getirdi. Burada gözüken ana noktada aslında askerliğin biraz daha ticaret parçası haline getirilmesi belli ki. Yani benim anladığım Erdoğan'la bir Orta Doğu'da yeni bir karakolluk ve ileri karakolluk misyonu yükleyecekmiş gibi gözüküyor AKP. Ama bunun bir de yurt içi yansıması var. Orada özellikle Leyla Zana'dan ve Kürt Hareketi'nin içerisinden gelen kimi açıklamalardan görüyoruz. Buraya girelim istersen biraz da. Bu Zana'nın son açıklamasını, barışa yeni bir barış sürecine hazır mısınız sorusunu nasıl gördün? Şimdi zaten bu açıklamanın yapılacağını, bu tür bir açıklamanın yapılacağını biz burada konuştuk. Haftalar önce konuştuk. Dedik ki yani Kürt Hareketi'nin içerisindeki bir kanat en azından bir yeni bir çözüm sürecinin parçası olmaya, yeni bir çözüm sürecine iktidarı ikna etmeye çalışıyor. Ama bu imkansız dedik. Şimdi şöyle olur Çağlar. Genelde Kürt sorununda yeni bir çatışmalı evreye girileceği dönemde, çatışmaların şiddetleneceği dönemde önce hep bir müzakere ihtimalinden söz edilir. Böyle kulislerde falan filan konuşulur. Bak yeni açılım geliyormuş. Aslında o yeni açılım, çözüm süreci vesaire denilen şey muhtemelen devletin PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmasıdır el altında. PKK'nın da bunu reddetmesidir. O sırada yeni bir pazarlık düzleminde buluşulmaya çalışılıyordur. Şimdi çok benzer bir süreç yaşanıyor. Yani şu ilk bakışta acayip tuhaf değil mi? Erdoğan diyor ki biz seçimden sonra önümüzdeki, etrafımızdaki güvenlik çemberini tamamlayacağız. Kuzey Irak'ta ve Suriye'de harekat geliyor diyor. Hakan Fidan, İbrahim Kalın Amerika'ya gidiyorlar. Oradan geliyorlar. Irak Merkez Hükümeti ile görüşüyorlar. Barzani ile görüşüyorlar. Haçlı Şabi ile görüşüyorlar. Irak Türkmen Cephesi ile görüşüyorlar. Daha iki gün önce Irak'la Türkiye arasında güvenlik anlaşması imzalanıyor. İran kalkınma yolu denilen projesini Türkiye'nin güvenliğini buranın sağlayacağı söyleniyor. Yeni bir sınır kapısı açılacağı söyleniyor. Suriye ile Irak Kürt bölgeleri arasına bir adeta kama sokulacağı söyleniyor. Ama Kürt hareketi bunların hiçbiri yokmuş gibi böyle bir tür naiflik, yani dışarıdan görünen öyle değil muhtemelen de, bir tür naif söylemle diyor ki barış zamanı geldi. Seçimden sonra ülkede barışı yeniden kuracağız. Şimdi bu mümkün değil. Yani hani o tarafın bu kadar naif olması mümkün değil. Bu tarafın onların naifliğini böyle bir şekilde görmüyor ya da görüyor oluşu normal değil. Başka bir şey var. O da anlaşılan şu ki el altından bir takım pazarlıklar yapılıyor. O pazarlıkların çıkacağı yerin savaş mı olacağı, çözüm süreci mi olacağı vesaire bunlar konuşuluyor, ediyor. Ama bana herhangi bir şekilde seçimden sonra Erdoğan iktidarının bir çözüm sürecine gireceği, örneğin yeniden Öcalan'ı aktif hale getireceği, onunla bir takım pazarlıklar yapacağı, PKK'ya silahsızlanma çağrısı yapacağı, masaya oturup, bunlar hiçbiri gerçekçi gelmiyor. Mümkün değil. Niye olsun mesela? Yani niye yapsın? Leyla Zana sürekli barış diyor. Örneğin Erdoğan'ın niye barışa ihtiyacı var? Tırnak içinde söylüyorum o barış kelimesini de. Üstelik yani, içeride kendini daha zora sokacak bir denklem varken. Yani. Biliyorum. Niye mesela, yani diyelim ki 10 sene önce vardı ihtiyacı. Avrupa Birliği diyordu, Amerika diyordu, IMF'den para gelsin diyordu. Şimdi niye var? Ha şu denilebilir. Amerika denilebilir. Yani Amerika Erdoğan'a basınç yapıyordur. Barış diye. Ama niye? Mesela Amerika'da YPG'yi ayrı tutuyor, PKK'yı ayrı tutuyor. Suriye'ye operasyon yaptırmıyor ama Kuzey Irak'taki operasyonlara bir şey demiyor. Suriye'de bile mesela MIT 3 günde 4 günde bir tane YPG yöneticisini SİHA'yla İHA'yla vurarak öldürüyor. Burada da böyle bir tuhaf durum var. Ha ama zaten Kürt hareketinin ya gidişatı durdururuz kaygısıyla ya da kendi tabanına biz barış çağrısı yaptık ama bak bunlar kabul etmediler demek adına izlediği bu siyaset, ya dünyada bugün başlamadı. Biz daha ilk böyle Demirtaş'ın, Başak Demirtaş aday olsun meselesinin ne olduğunu konuştuğumuz günlerde çok net bir şekilde şunu söylemiştik. Selahattin Demirtaş diyor ki hani buna da böyle tepeden kibirli bir bakışla bakıp bunu konuşmamıştık. Demiştik ki kendi durduğu yerden şunu söylüyor. Bir, beni serbest bırakın. İki, çözüm sürecini tekrar başlatın. Ben size İstanbul'u hediye edeyim. Şimdi bunu böyle söyleyince mesela Kürt düşmanı oluyorsun.
Ama böyle yani pazarlık bunun üzerine kurulmuştu. Zaten Demirtaş'ın kendisi de yazdığı mektupta dedi ki Başak Demirtaş'ın adaylığı sıkılı olan yumrukların açılması için bir öneriydi dedi. Kimin yumruğu sıkılı? Erdoğan'ın yumruğu sıkılı. E bunu biliyoruz ki bunun yani benim bu iddiamın doğru olduğunun en büyük kanıtı 2 ya da 3 gün önce bilemediniz 4 gün önce bir barış konferansı düzenledi Kürtler. Oraya Demirtaş ve Mızraklı'nın gönderdiği mesajda ne yazıyor? Çözümün bir numaralı muhatabı Erdoğan'dır. Hangi çözümün? Erdoğan her seferinde sattı sizi. Erdoğan her seferinde Roboski'de, şurada, burada, Hendek Savaşları'nda, orada, burada yapılmayanı yaptı. Yani 90'ların JITEM'i sadece orada mı kaldı örneğin? Yani şimdi bunları böyle söyleyince birileri şey diyebilir. Ya sen Kürtlerden daha mı iyi bileceksin? Kürtlere akıl verme. Kimseye akıl falan verdiğimiz yok. Sadece dışarıdan baktığımızda neyin ne olduğunu görebilecek kadar kafamız çalışıyor. Tarihsel tecrübemiz var. Ki onlar da bence görüyorlar bu meseleyi. Ama kendi pozisyonları bunu gerektiriyor. Gar katliamı yaşanmadı mı? Yani Mardin'de o çocuklar patlatılmadı mı? Yani bunların hepsi Türkiye'nin 20 yıllık periyodunda insanların başına geldi. Üstelik 90'larda yaşanandan çok daha vahşileri yapıldı. Yani 90'larda olandan, şimdi gar katliamı 90'lardan daha yumuşak bir şey miydi? İlk defa yani, bu kadar büyük bir biçimde. Tabii, yani gar katliamı sadece tabii ki Kürt hareketine yönelik değildi. Yani Türkiye Solu da oradaydı. Onu aslında Türkiye Solu organize etti. Hepimiz oradaydık vesaire. Ama işte Suruç, gar katliamı şu bu. Aslında hepsi o seçim sürecini Demirtaş'ın %13 aldığı seçim sürecini sabote etmek için yapılan şeylerdi. Hepsi bir aradaydı. Ha şimdi netice itibariyle Demirtaş'ın, Selahattin Demirtaş'ın Başak Demirtaş adaylığı üzerinden başlatmaya çalıştığı müdahale aynı günlerde zaten Leyla Zana da açıklamayı yapmıştı. Burada konuşmuştuk, demişti ki bu ikisinin aynı olması tesadüf olamaz demiştik. Devletten bir şey bekliyorlar. Ha devlet bence örneğin Efkan Ala şahsında Kürtlere el altından bir tür çözüm ve müzakere süreci vaadinde bulunuyor. Ama öte yandan ben şundan eminim ki çok büyük bir savaşa hazırlanılıyor. Ki onu görüyorlar zaten. Yani gidiliyor, sınır birlikleri denetleniyor. Dediğim gibi peşmerge ile konuşuluyor, Haçlı Şabi ile konuşuluyor, pazarlıklar yapılıyor. Bir Amerika'dan izin almaya çalışılıyor. Irak Merkezi Hükümeti ile anlaşmalar imzalanıyor. Bu Talabani, kadar belli. Talabani tehdit ediliyor. Yani Talabani'ye sert çıkılıyor. Bizim denklemimize tabii yanaşmıyorsun anlaşmaya diye sert çıkılıyor mesela. Şimdi tüm bunlar ortadayken benim görebildiğim kadarıyla Erdoğan özellikle seçimden sonra tam da bu iktisadi kriz derinleşecekken, insanların kendisine yönelik öfkeleri birikecekken tırnak içinde bir tür gündem değiştirme, daha doğrusu milliyetçilik üzerinden toplumu bir kez daha kutuplaştırma ve o milliyetçilik gündemi beka meselesi sırasında örneğin bu operasyonlara zaten memlekette doğru dürüst karşı çıkan olmaz da bu operasyonları yaşanacak olan büyük ekonomik krizin üzerine örtmek için kullanmaya dair bir niyeti varmış gibi geliyor bana. Birinci neden bu. İkincisi de muhtemelen şu, o kutuplaşmanın beraberinde örneğin memleketi bir yeni anayasa gündemine sürükleme ihtimali var. Yani kutuplaşmayı oraya kurabilirsiniz. Şimdi Erdoğan'ın yeni anayasa yapmak gibi bir derdi varken devleti kendi liderliği etrafında devlet içerisindeki odakları böyle tutabiliyorken, MHP ile koalisyonunu böyle sürdürebiliyorken Kürtlerle neden yeniden masaya otursun? Silah anlamında sahada yenmiş. Çok net. Yani 5 yıl öncesinin PKK eylemlerine bakın. Şimdiye bakın. Yenmiş. Uluslararası bir baskı var mı Kürt sorunuyla ilgili? Yok. Öcalan 3 yıldır mesela tecritte. Adamın ölüp ölmediğini bilmiyoruz. Öcalan'la ilgili herhangi bir basınç var mı Kürt halkında? Demirtaş yıllardır hapiste. Demirtaş'ın özgürlüğüne dair bir gündemi var mı Kürt halkında? Yok. Bitti. Hepsi bitti. Bu anlamda devletin şu an Kürt siyasetiyle masaya oturması için Amerika'dan gelen basınç dışında bence hiçbir neden yok. Amerika'dan gelen basıncın da ne kadar olup olmadığını da bilmiyoruz. Amerika ne diyor, ne istiyor, nerede anlaşın diyor. Amerika şöyle de diyor olabilir. Suriye'nin kuzeydoğusuna ses çıkarmayın. Kuzey Irak'ta ne yapıyorsanız yapın.
Ki bence öyle zaten. Bunu uzun zamandan beri böyle söylüyorlar zaten. Evet, yani... Çünkü Kuzey Irak'ta Barzani var zaten. Yani Amerika'nın Barzani'si var. Niye tekrar orada mesela bir de PKK olsun? Ona ihtiyaç duymuyor ki. Ama Suriye'nin kuzeydoğusunda Barzani yok. Orada da YPG var. Bu nedenle de şaşırtıcı olmayacaktır. Ve dediğim gibi elbette ki belki el altından bir takım müzakereler, pazarlık süreçleri, şunlar bunlar yürütülüyordur. Ama şu an İbre neden yana, ne tarafa doğru bakıyor derseniz bence çok net bir şekilde yeni bir çatışmalı döneme giriliyor. Erdoğan'ın elinde artık memleketi anlatabileceği bir hikaye yok. Refah vaat edemez, işte kalkınma vaat edemez, hayat pahalılığından kurtulma vaat edemez. Bunların hiçbirini vaat edemez. Ama ne vaat eder? Yerli tank, top, işte savaş uçağı, Kaan, İHA, SİHA. Yani sadece militarizm ve milliyetçilik var. Yeni bir güvenlikçi paradigma ancak bu toplumu hala daha bir arada tutabilir. Sokağı engelleyebilir, toplumsal muhalefeti bastırabilir. Yani bunun ihtimalinden dahi korkuyorlar. Yarın bir gün gerçekten hani insanlar kendiliğinden 3-5 yerde sokağa çıkıp bir şey yapsalar bunun gerisinin geleceğine dair çok ciddi bir endişesi var bu ülkede iktidarın. MGK'da bunun kararını aldılar. Faizleri yapay olarak indirdikleri gün sosyal patlamalar olabilir deyip onu da milli güvenlik risklerine dahil ettiler. Orada duruyor hala o iş. Şimdi bu nedenle de hani dünyaya bakıyorlardır, tecrübeleri var. Bir ülkede 2 yıl boyunca halkı yoksullaştır. Sonra üstüne bir de enflasyonla mücadele diye bir kez daha yoksullaştır ve orada hiç ses çıkmasın. Bundan emin değiller. Hiç ses çıkmayacak olsa dahi o akıl bunun riskini not eder ve buna göre bir önlem alır. Bence bu önlemle giderken bu tarz işler hizalar. Yani muhalefeti de AKP'nin arkasında hizalama misyonuna sahip. Hatta Özgür Özel anında susar örneğin. Ekrem İmamoğlu anında, yani Ekrem İmamoğlu biraz daha konuşabilir belki bir ihtimal ama o da bu ülkede hep şöyledir. 8-10 tane asker, gencecik insan, yoksul halk çocuğu öldüğü gün hiçbir şey konuşulmaz. O gün itibariyle bütün hikaye biter. Erdoğan elini tabutun üstüne koyar. Bunu defalarca gördük. Klasik hamasi edebiyatında sergiler. Kürtlere yönelik bir linç kampanyası başlar. Kapatalım mı, kapatmayalım mı yeniden bunlar gündeme gelir. Ve oradan alır yürürsün. Bu olmamış bir şey değil. Ve abi, şu an bunu fırsata çevirip İmamoğlu'na bir siyasi yasak bile getirip devam edebilirler mesela. O araya sıkıştırabilir. Zaten sürekli işte bunlar Kandil'in adamı, CHP dem zaten işbirliği yapıyor. Bunlar şöyle böyle diyor. Ve tabii bir de MHP faktörü var. Yani adam oradan bir şekilde kavramış ve sürekli şey diyor, gidemezsin, bırakmayız, ayrılamazsın. Yani kurultayda bunun çağrısını yaptı. Ama ben bu haftaki yazıda, soldaki yazıda hani bunu şöyle anlattım. Yani nasıl bir ülke burası? Bir yandan MHP Erdoğan'a gidemezsin diyor. Öte yandan onun 180 derece antitezi olan hareket, o da diyor ki çözümün muhatabı Erdoğan'dır. Demek ki kardeşim sizin de Erdoğan'dan kurtulmaya dair bir iradeniz falan yok. O iş bitmiş yani. Türkiye'de düzen siyasetinin bütün aktörleri, geçtiğimiz haftalarda bunu uzun uzun anlatmıştık. İmamoğlu dışında Erdoğan'lı bir geleceğe çoktan yatırım yapmış durumdalar. Erdoğan'ın bu son seçimin falan filan demesi, bunların hepsi blöf zaten. Ama o zaten der de, yani blöfünü de yapar, sonsuza kadar iktidar olmak için gerekeni de yapar. Ama Türkiye'de düzen siyaseti içerisinde Erdoğan'sız bir Türkiye tahayyülünü tamamen Erdoğan'ın ortadan kaldırdığını görüyoruz. Bundan büyük başarı olur mu? Yani adamsız herhangi bir siyasi formül geçerli değil bu ülkede muhalefet açısından. Daha ne yapsın? Yani bu kadar enflasyon var. Büyük şehirleri belki kaybedecek. İnsanlar aç, insanlar yoksul. Ona rağmen kimse çıkıp hükümet istifa diyemiyor. Kartaca yıkılmalıdır diyemiyor. Kartaca yıkılmalıdır diyemeyen bir siyasi anlayışın olduğu bir ortamda elbette ki adam istediğini yapmaya, anayasa planları da yapmaya, savaş çıkarmaya da, sınır ötesi operasyon planlarına da devam edecek. Bu çok net yani. Valla 50 dakikaya geldik. İstersen soru cevap kısmına geçelim. Öylece de bitirelim. Hali hazırda sorularınız varsa arkadaşlar onları alabiliriz. Şimdi önceki temaya gideyim. Utku Yaman'ın bir sorusu var. Tax the Rich savunucusu ekonomistleri de yorumlayabilir misiniz? Der. Tax the Rich, yani zenginlerin vergilendirilmesine yönelik bir akım var. Özellikle bu
ABD merkezli bir iktisatçı ekolü haline geldi. İstersen buradan başlayalım. Türkiye'de böyle bir izlenim, böyle bir hava doğar mı? Doğarsa bunun karşılığı ne olur? Ya biz bu tür şeylere reformizm olarak bakarız. Yani hani sosyalistler açısından mesele zenginlerin vergilendirilmesi değildir. Mesele kapitalizmin ilgası, onun yerine başka bir sistemin kurulması. Hatta şeyi de ekleyelim. Yani bu zenginlerin de vergilendirilmesine yönelik söylemde zenginlerin de bir desteği var. Evet, bizden daha fazla vergi alın diyen bir zengin toplam var. Tabii yani bu kapitalizmi rehabilite etmek adına atılan adımlardır. Yani akıllı kapitalist şunu fark eder. Gelir dağılımı bu kadar büyüdüğünde, zenginlik yoksulluk arasındaki uçurum bu kadar açıldığında bana karşı isyan etme ihtimali artar kitlelerin. Dolayısıyla bunların ağzına bir parmak bal çalmak gerekir. Yani bunu da en iyi yapan kişi işte 1929 krizinden sonra Keynes'ti. Adam çıktı, dedi ki zenginler azıcık vergi versinler, bir sosyal devlet bir şey kurmuş olalım. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, bunları ücretsiz hale getirelim ki bu işçi sınıfı ayaklanmasın dedi. Bunda da büyük ölçüde başarılı oldu. Bugün yeni Keynesçilik mümkün mü? Çok mümkün değil. Çünkü neoliberalizm öyle bir noktaya geldi ki, pasta öyle bir daraldı ki, kar arayışı öyle bir büyüdü ki çok kolay değil. Ama öte yandan işte şimdi hem devletler hem şirketler ya bu gidiş değil. Birazcık bizi vergilendirin diyorlar. Ama Türkiye'de bugün buna dair bir irade bile yok. Yani işte DİSK öyle bir kampanya düzenliyor ki bence DİSK'in de reformizmin göstermesi açısından önemlidir. Yani devrimci, adında devrimci olan bir sendika öyle vergi talebiyle falan çıkmaz sokağa. Bambaşka şeyleri örgütlemesi gerekir. Bunu savunan bir sosyal demokrasinin olması gerekir mesela, ama öyle bir sosyal demokrasi yok. Çünkü zaten biz şunu biliyoruz, seninle de yine hep konuştuğumuz üzere Özgür Özel'in de Ekrem İmamoğlu'nun da normalde Şimşek programıyla bir derdi yok. Çünkü onların ve onların etrafındaki ekibin de ekonomiye dair bakışları %99 aynı. Biraz daha böyle küçük sosyal devlet yatırımları, işte yardımlar falan filan diye düşünebilirler. Ama onların da kafasındaki program çok net bir şekilde kemer sıkma programıdır. Zaten vaatleri de buydu. Yani seçim öncesinde altılı masanın getirdiği o iktisatçılar da tek fark AKP'den. Ha, bize güven duyulur. AKP güven kaybetti. O yüzden bize güven duyulduğu için bir sermaye girişi olur demiş idiler. Yani bunun dışında ekstra bir çıkışları, bir vaatleri bile olmamıştı. Vaat ne kadar gerçek yalan kısmı hariç. Şimdi Çağdaş'tan bir soru var. Hatay'daki gelişmeler için ne dersiniz der. Biz Hatay mevzunu burada aslında, daha doğrusu Hatay mevzu patlamadan önce bir kısmı değerlendirdik. Solun popülizmle mesafesi gibi bir dizi başlıkta ele aldık ama şu an Hatay mevzu biraz daha başka bir formata, başka bir boyuta doğru geldi. Ya evet, şimdi Hatay ya da daha doğrusu tiple ilgili bir şey söyleyeceğimiz zaman hep kendimizi, sözümüzü sakınıyoruz. Çünkü oraya dair başka tarihsel bir süreç var, perspektif var. Bir şey söylediğiniz zaman ya işte bunlar zaten bize düşman vesaire diye bakıyorlar. İstediğiniz kadar objektif olun. O yüzden de çok, ben kendi şahsım adına çok bu tartışmalara girmemeyi tercih ediyorum. Ama şunun olacağı zaten söyleniyordu yani. Böyle popüler figür olmanın ötesi. Yani şimdi İrfan Değirmenci de popülerdir ama onun aday gösterilmesini bir noktada anlarsınız. Öyle ya da böyle adam yüzü sola dönüktür, solcudur, işte hümanisttir, bilmem ne falan filan. Gökhan Zan'ın böyle bir şey yok. Yani Gökhan Zan sadece işte o Hatay depremi esnasında hani orada durup oranın yerel kahramanlarından biri haline gelmişti. Ama işte politik, öyle ya da böyle İYİ Parti ile ilişkilenmiş vesaire bir figürdü. Fakat mesele bence Gökhan Zan da değil. Tek başına ya da popüler siyaset de değil. Orada başka bir şey var. Yani şunu koyalım ortaya. Tiple CHP arasında yazılı olmayan bir anlaşma var. Tip bunu şöyle meşrulaştırıyor. Ben muhalefetin adaylarına kaybettirmek istemiyorum. O yüzden aday çıkarmıyorum diyor. Ama öte yandan şunu da söylediklerini biz biliyoruz. Sadece aday gösterirlerse aday çıkartırız. Hadi diyelim ki Ekrem İmamoğlu'nu sadece saymıyoruz ya da siz saymıyorsunuz. Mansur da mı değil mesela? Mansur Yavaş da mı sadece değil ya da bir sürü isim söyleyebilirim. Ha, mesele demek ki sağcılık solculuk meselesi değil. Mesele çok net bir şekilde tipin kendi uzun vadeli stratejisiyle ilgili. CHP'ye kaybettiren bir tipin
kitleselleşemeyeceğini düşünüyorlar, popülerleşemeyeceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla kısa vadede CHP'ye yönelik desteğin uzun vadede kendilerine oy olarak döneceğini düşünüyorlar. Bu doğrudur, yanlıştır, ben bunu bilemem. Belki de burada başarılı olurlar. Ama aynısı bence Hatay için de geçerli. Yani deniliyor ki Gökhan Zan çekilecekti, çekilmesin diye AKP devreye girdi, para verdi. E şimdi kim mesela, niye çekilecekti? Çekileceğinden tipin haberi var mıydı? Tip örneğin Özgür Özel, tip bize Hatay'da kaybettirebilir dedikten sonra mı acaba hiç öyle kayıtları iki günde okutmak falan, bunlar mümkün değil. Kararı niye bu kadar acele verdi? Seçimlere 10 gün kala. Örneğin Gökhan Zan aday olsaydı, %10 alsaydı, 12 alsaydı ve sonra örneğin tüm bu hikaye açığa çıktığında tüm bunlar konuşulsaydı. Yani nerede hemen test ettiniz o görüntüleri de bu kadar acele karar aldınız? Orada bence başka bir hikaye var. CHP kaybediyordu. Gökhan Zan aday olduğunda, seçime girdiğinde, %12 oy aldığında tip CHP'ye Hatay'da kaybettiren parti olmayı tercih etmedi. Tıpkı Ankara, İstanbul, İzmir'de yaptıkları gibi. Ve hikaye buraya geldi. Buradan bence bir sürü ders çıkarılmalı. Yani sosyalistlerin sosyal demokratlarla olan ilişkileri, pragmatizmleri, popülist politikaları, ünlü şöhret aday göstermenin sonuçları vesaire. Yani benim tipe dair kafamdaki pozitif imaj hep şununla ilgiliydi. Tip öyle ya da böyle Türkiye'de sosyalizm fikrinin, sosyalizm denilen ideolojinin popülerleşmesinin önünü açıyor. Bu iyi bir şeydir. O yüzden de burayla böyle en azından bugün kavga etmemek lazım. Yani adım adım sirizalaşma ihtimalleri var ama bunu konuşmak için erken diye düşünüyordum. Ben kendi adıma, başkaları için söylemiyorum. Örneğin mensubu olduğum partinin kavga etmesini gayet doğal bulabilirim. Bu başka bir şey. Ama kendi adıma böyle düşünüyordum. Bugün gelinen noktada yararlarıyla zararları arasındaki dengenin giderek bozulduğunu, yani sosyalizmi popülerleştirme iddiasıyla sosyalizm adına yapılanların toplum nezdinde kötü görülmesi arasındaki dengeye baktığımızda sanki ikincisi giderek daha ağır basmaya başladı. Bunu görmek lazım. Umarım kendileri kendi işlerinde bir öz eleştiri verirler. Ben mesela, bana bir sürü insan biz bu meseleden sonra istifa ettik hocam diye mesaj da attı. İçeride yaşananlardan da az çok haberdarım. Bir sürü şey biliyorum ama bunlar böyle dedikodu falan diye konuşulacak, yani bize yakışan şeyler değil. Dediğim gibi umarım bundan sonra tüm bu yaşananlardan sadece tip değil, bütün sol partiler, TKP'si, MHP, sol partisi, şusu busu hepsi ders alır. Daha sağlıklı ilişkiler kurarız hem bu toplumla hem birbirimizle. Umarım bu hayırlı sonuca vesile olur bu hikaye. Ya buna bir iki şeyi de belki eklemek lazım. Yani çok uzatmak da istemiyorum ama şunu söylemek lazım. Bir, ilkeler gökten zembille gelen şeyler değiller. Sol ilkeleriyle hareket eden bir yapı olmak zorunda. Bunun gerekçesi de halktan böyle bir talep geldi gibi şeyler olmaz. Kim ilkelerden taviz verilmediğinde sol başı dik gezmeye devam eder. Bir de arkadaş, hata yaptığınızda hata yapmayı, bunu sadece tip için söylemiyorum, bunu hepimiz için söylüyorum, bütün sol siyaset için söylüyorum. Hata yaptığınızda hata yapmayı, yaptığınızı kabul edeceksiniz. Bu öz eleştiriden falan bahsetmiyorum. Hata yapmaktan bahsediyorum. Hata yaptık diyebilmekten bahsediyorum. Çünkü hata yapmayı kabul etmediğin takdirde hangi sebeplerden kaynaklı hata yaptığına ilişkin bir çıkarsama yapamaz hale geliyorsun. Benim özellikle bu süreçten sonra, yani Gökhan Zan'ın aday gösterilmesi anlaşılabilir, gerekçeler bulunabilirdi ama hele ki çekilmesi meselesi ardından ya biz burada bir hata yaptık mı sorusu sorulmadan bütün suçu Gökhan Zan'a yıkmaya çalışmanın da bir büyük yanlış, daha büyük bir yanlış olduğunu da söylemek gerekiyor diyeyim. Şimdi haricindeki başka sorular. Fevzi Büyük Yozgat sormuş. Antikapitalist Müslümanlarla ilgili ne dersiniz der. Evet, bu çok hani uzun tartışmalı bir şey olabilir ama Türkiye'de antikapitalizmle Müslümanlığın kitlesel bir hareket yaratamadığını ben bizzat antikapitalist Müslümanlar tecrübesiyle gördüğümüzü düşünüyorum. Yani hep şöyle söyleniyordu, işte Latin Amerika'da kurtuluş teolojisi var. Orada devrimcilerle işte kilise, din adamları, rahipler birlikte hareket ediyorlar vesaire söyleniyordu. Bunu buraya uyarlamaya çalıştılar. Ama öyle olmuyor. Yani Türkiye İslam'ı ve İslamcılığı kendi içerisinden herhangi bir şekilde bir antikapitalist damarın ortaya çıkmasını
engelliyor. Yani solcuları hep kızıldı. Siz Müslümanların dilinden anlamıyorsunuz, insanların dini değerleriyle uzlaşmıyorsunuz vesaire diye. Hadi diyelim ki solcular başaramadılar. Mesela niye antikapitalist Müslümanlar denilen hareket, İhsan Eli Açık'ın hareketi bu ülkede Gezi ile birlikte o kadar popülerleşmişken herhangi bir şekilde ciddi bir akım haline gelemedi? Bence bunu biraz hani kendilerine Müslüman ya da İslamcı diyenler düşünsün. Eğer gerçek anlamda antikapitalistlerse ne oluyor da mesela biz bu ülkede bırakın hani herhangi bir Latin Amerika ülkesini İran'daki yani devrim öncesi, İslam devrimi öncesi İran'daki gibi bir hareket dahi yaratamıyoruz. Yani Hümeyni'nin söylemleri bayağı antikapitalistti mesela. Ama Hümeyni mesela milyonları örgütlemeyi başarmıştı. Türkiye'nin Müslümanları bu muhtemelen biraz mezheple ilgili. Yani Türkiye'de eğer bir antikapitalist hareket olacaksa illa dinsellik adına bu bence ancak işte Baba İshaklar, Şeyh Bedrettinler ya daha heterodoks İslam, Alevilik üzerinden, o isyan geleneği üzerinden olabilir. Ama Sünnilik bu ülkede çok net bir şekilde devletle, otoriteyle 1500 yıllık bir bu ülkede derken yani bütün bir coğrafyada böyle bir ilişki kurmuş. O yüzden Sünniliğin içerisinden isyankar bir damar çıkmıyor. Mümkün değil. Bu çıkacak olsaydı bence şimdiye kadar çıkardı. Ha şu her zaman iyidir tabii yani kendisine Müslüman ya da İslamcı diyen insanların da kapitalizm karşıtı olması, oraya karşı bir öfke duyması iyidir. Ama sosyalistler bununla uğraşmamalı bence. Bununla kendilerine dediğim gibi antikapitalist Müslüman diyenler uğraşsın. Ha sosyalistler halka giderken onların değerleriyle kavga etmek durumunda falan filan değiller. Yani ben herhangi bir kişinin inancına, dinini yaşama biçimine falan niye karışayım? Ama ona söyleyeceğimiz şey şudur. Dinin kurumsallaşmış hali zararlıdır. Gericilik diye bir şey vardır. Din siyasal, kamusal, toplumsal alana müdahale etmemelidir. Laiklik önemlidir. Ama isteyen de ibadetini yapar. Bu kadardır yani. Bunun dışında Türkiye solunun tarihi yeniden yazmaya, işte dünyanın yuvarlaklığını tekrar keşfetmeye falan ihtiyacı yok yani. Şu Bahçeli'nin sorusunu sormuş Ümit. Bahçeli'nin Erdoğan'a bizi bırakamazsın demesi için ne dersiniz der. Uzun vadede MHP için varoluşsal bir sorun olur mu bu? Yoksa MHP diye bir parti niye var diye eklemiş. Yok olmaz. Yani MHP hangi iktidar gelirse gelsin, yani sosyalistler hariç söylüyorum tabii ki, yoluna kendi yapısıyla, kendi özerk alanıyla devam eder. Yani Türkiye'de ülkücülük başlı başına bir ideolojidir. Toplumsal tabanı vardır, sosyolojik karşılığı vardır. Asıl tabii elbette ki devlet içerisinde bir karşılığı vardır, kadroları vardır ve oradan yoluna devam eder. Bahçeli ve MHP şu an bence kendi durdukları yerden yapabilecekleri en mantıklı şeyi yapıyorlar. Nasıl olsa hiçbir zaman tek başlarına iktidar olmayacaklarına göre, olamayacaklarına göre. Ama öte yandan da devletin en azından bir bölümünü kontrol etmek istediklerine göre %10 oyla devletin özellikle emniyet, istihbarat ve yargı aygıtı içerisinde inanılmaz bir şekilde güçleniyorlar. Yani bugün İstanbul ve Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan gençlerin, ülkücü gençlerin önemli bir bölümü devlette kaymakam oluyor, savcı oluyor. 5 sene, 10 sene sonra göreceğiz bunun etkilerini. Yani ülkücü hareket milliyetçi cephe hükümetlerinde kavuşamadığı güce şu an kavuşmuş durumda. Niye bıraksın Erdoğan'ı? Yani bu mesele sadece Erdoğan'ın gücünden kaynaklanmıyor. MHP'de, AKP'de şu an birbirlerine muhtaçlar. AKP, MHP'nin desteğine, kadrolarına, işte güvenlik aygıtı içerisindeki isimlere vesaire muhtaç. MHP'de dediğim gibi kendi içerisindeki bütün muhalifleri tasfiye etmiş Akşener'i, Özdağ'ı. Son kurultayda Devlet Bahçeli bütün delegelerin oyunu aldı Çağlar. 1265 mi ne öyle bir şey ve bunu böyle ayakta alkışladılar. Yani hiçbir fire yok. Partide artık muhalefet, en ufak bir ses çıkarma bilmem ne. Bahçeli ve etrafındaki klik bütün bir MHP'yi kontrol ediyor. Bahçeli ölene kadar da bu devam eder. Ve o klik şuna çok teşne artık. Devletin içerisinde biz bir gücüz. Ve üstelik o güce kimsenin dokunamadığı, yani o kirli akçeli işlere de kimsenin dokunamadığı, Sinan Ateş cinayetinde somutlaşan o
evreye kimsenin dokunamadığı bir yerdeler. O yüzden hiç hallerinden şikayetçi değiller ve bu süreç AKP'yi bitirir. Yani AKP atıyorum Erdoğan öldükten sonra AKP diye bir parti muhtemelen kalmaz önümüzdeki 15-20 yılda. Ama Bahçeli öldükten sonra MHP diye bir parti varlığını devam ettirecek. Son soru Atahan Akaya'dan. Sosyalizm fikrinin popülerleşmesi niye bağlı veya toplumun ilgi göstermemesi niye bağlı? Buna dair doğru öz eleştirinin verildiğini düşünüyor musunuz der. Ya sosyalizm fikrinin popülerleşmesi derken şunu kastediyorum. Yani örneğin ana akım medyanın komünist başkandan bahsetmesi, Maçoğlu'ndan bahsetmesi bizim için iyidir. Erkan Baş'ın sağda solda çıkıp sosyalizmden bahsetmesi bizim için iyidir. İsminin içinde işçi geçen bir partinin, tarihsel tipe gönderme yapan bir partinin görünür hale gelmesi iyidir. Gençlerin o partiye yüzlerini dönmesi iyidir. Bunlardan bahsediyorum. Popülerleşme derken, popülerleşme solu sadece tek başına ayağa kaldıracak bir şey değildir. Biz burada zaten popüler figürler üzerinden siyaset yapmanın yanlışlığına hep değindik. Popüler figürler üzerinden siyaset yapmakla solun popülerleşmesi arasında bir fark var. Şimdi bakın, bugün gelinen noktada dünyanın içerisine girdiği bu yeni çağda sosyal medyasıyla, şununla, bununla maalesef 18-19 yaşındaki bir gencin eğer bir yerlerden, anne babadan, işte abiden, dayıdan, arkadaştan bir yönlendirme almadıysa kendiliğinden solcu, sosyalist olmasının imkansızlaştığı bir dönemdeyiz. Sadece Türkiye için değil, dünya için de öyle. Sosyal medyanın ve dünyanın içinde bulunduğu konjonktür şu an faşizmi besliyor. Açarsınız sosyal medyayı dünyanın herhangi bir yerinde ya da interneti, bakarsınız dünya düzden, bakın işte dünyayı yöneten 5 aileden, işte aslında uzaylıların dünyayı yönettiğinden, işte büyük göç projesinden vesaireden, yani Alman sağı, Amerikan sağı, Fransız sağı nasıl büyüyor? Tamamen komplo teorileri üzerinden, post-truth üzerinden büyüyor. E post-truth'un gerisinde ne var baktığınız zaman? E çok net bir şekilde faşizme dair bir niyet var. Kapitalizmin de krizi var. Bu da belli. Ha, bu nedenle de bence tipten, şundan, bundan bağımsız olarak sosyalist solun hem Türkiye'de hem dünyada bu yitirilen hegemonyayı, bu yitirilen popülerliği yeniden nasıl inşa edeceğine dair mekanizmalar üzerine kafa yorması lazım. Yani karşı hegemonya yaratma meselesi. O karşı hegemonyayı yaratamazsanız, yani kitleler bir gün ekmek adına, açlık adına isyan edebilirler. Ben buna bir şey demiyorum ama o isyanı hangi kadrolar örgütleyecek? Hangi kadrolar devrime götürecek? O yok. Bu nedenle de ya bir zamanlar şöyle bir şey vardı Çağlar, hatırlıyorsundur. Hatırla Sevgili diye bir dizi vardı. Mesela Hatırla Sevgili dizisinin deniz gezmişleri anlatan kısmında, o kadar çok izleniyordu ki dizi, 17-18 yaşındaki çocuklar böyle yeşil parkalarla, postallarla dolaşmaya başlamışlardı. İşte Mahir Çayan kim, onu öğreniyorlardı. Gündoğdu marşını söylüyorlardı falan. Ya popüler kültür bu anlamda ihmal edilmemesi gereken bir şeydir. Popülerleşme, popülerlik, sosyal medya ve kitle iletişim araçlarıyla topluma ulaşma. Ya yoksa bunlar olmazsa, ya bu çocuklar Zafer Partisi'nin Ümit Özdağ'ın peşinde kaybolup gidecekler. Yarın bir gün Haylitler selamı verilen bir ülkeye dönüşecek burası. Bu nedenle de esas mesele elbette ki tek tek kişilerden, popüler adaylardan bağımsız solun bugünkü kitle iletişim araçlarını kullanarak yitirdiği hegemonyayı nasıl kuracağına dair bir proje geliştirmesi. Ve bu sadece Türkiye için geçerli değil, tüm dünya sosyalist hareketi için geçerli. Teşekkürler Fatih. Bir saati geçtik. Yani şu 3. Dünya Savaşı sorusu var ama bunu cevaplamıştık sevgili Grizur, ama 2 hafta önce falan yine sen veya başka biri sormuştu. CHP sağcı bir parti mi? Büyük oranda tabanı sağcı olmayan, yönetimi sağcı olan bir parti. Ekleyeceğim bir şey var mı bilmiyorum. Yok yani bugün itibariyle yok en azından. Ama şu Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme meselesi 3. Dünya Savaşı ihtimalini, burada hep konuştuğumuz o ihtimali biraz daha yükselten bir adım anlamına gelebilir. Ne kadarını gönderirler, resmi olarak mı gönderir, ne yapar, Rusya buna nasıl yanıt verir henüz bilmiyoruz. Ama Ukrayna hala dünyanın şeyi olmaya devam ediyor. Yani kriz merkezi olmaya devam ediyor.
Orada sevindirici yan ABD bu işe sıcak bakmıyor. O sıcak bakmadığı için Avrupa Birliği yönetimi de önemli oranda yanaşmamayı tercih ediyor. Ukrayna'dan son askeri eğitim personeli gönderecekler dedi. Burada tek Rusya şöyle bir şey yapabilir. Geçmişte bunu yaptılar. Yabancı askerlerin konakladıkları yerleri bombalı füzelerle vurmayı tercih ediyorlar. Biraz da bir şov yaparak. Böyle şeyler oldu. Çok fazla Amerikalı neonazi, Fransız neonazi, İtalyan neonazi hayatını kaybetti Ukrayna'da. Ukrayna çünkü bir Nazi çöplüğü haline geldi. Batı da kısmen belki burada biraz seviniyor. Bir çöp öğütme makinesi haline dönüştüğü için. Çöplerden neonazi bu anlamda bahsettiğim. Ama o denklem biraz daha uzun bir başlık. Bugün 1 saati geçtik, hatta 1 saat 20 dakikaya doğru geliyoruz. Herkese çok teşekkürler izlediğiniz için. Hali hazırda abone olmayan arkadaşlar varsa onların da abone olmalarını rica edeyim. Pazar günü de Şam'a bağlanacağız, Şam'a gideceğiz. Çünkü bu işlerin bir ikinci yanı var. Türkiye'nin dış politikada yaptığı hamlelerinin Suriye yansımaları var. Ve Suriye'nin içerisinde yaşanan başka gelişmeler var. Onları da Sarkis'le konuşacağız Şam'a bağlanıp. Ondan da haberdar etmiş olayım sizi. Herkese iyi akşamlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar.